Geçen hafta kendi saha ve seyircimiz önünde oynadığımız karşılaşmada Çarşamba Spor'la berabere kaldık. Ligin dördüncü haftasında ilk beraberliğimizi aldık. İlk puan kaybımızı yaşadık. Tabi bu bir demoralizasyon falan yaratmadı. Futbol içerisinde var çünkü bunlar. Çünkü şampiyon olanlar bütün maçlarını kazanarak şampiyon olamazlar. Böyle bir takım yok her şeyden önce. Futbolu bilenlerin bunu bilmesi gerekiyor. Peki bizim planladığımız ya da puan kaybı ile alakalı opsiyon tanıdığımız bir maç mıydı? Hayır, değildi. Mutlak galibiyet hedefiyle çıktığımız bir karşılaşmaydı. Tabi Üniversitespor olarak şanssız bir dönemden geçiyoruz sakatlıklar anlamında. Sporcu sağlığı her şeyden önemli. Her şeyden önce bunu önemsiyoruz. Hiçbir kardeşimizin, hiçbir arkadaşımızın bir sakatlıkla karşı karşıya kalmasını istemiyoruz. Ama Sinop maçında Muhammed Kaan Dönmezer kardeşimiz, orta sahadaki önemli ismimiz sakatlanmıştı. Bizi de korkutmuştu işin aslı. Kendisini Ankara'ya tedaviye gönderdik. Tedavi sonucunda 4 hafta kadar aramızda olmayacağını öğrendik. Allah muhafaza eylesin. Biz daha uzun süre bir sakatlığı olur mudan korkmuştuk işin aslı. Bu 4 haftalık süreçte bay olduğumuz haftayla birlikte tamamlanıyor. 7. hafta müsabakasında biz bay olacağız. 8. haftada bizim aramızda olacak inşallah. Bu sevindirici bir şey. Tabii bu 3 maçlık, oynamayacağı 3 maçlık dönemdeki önce Çarşamba, sonra Amasya, sonra Yozgat bizim için çok önemli maçlardı. Bu maçlarda onun boşluğunu doldurmakla alakalı zorlanacağımızı ifade edelim. Çünkü kadro yapısı anlamında, kadro genişliği anlamında bir sayıyla takımı oluşturmanız gerekiyor. Burada da bizim belki de en alternatifi olmayan noktalarımızdan biri orta sahamızdı. Burada maç içerisinde bir başka sakatlık daha aynı bölgeden yaşadık. Endok Meyen'in de bir sakatlığı vardı o bölgede. O şekil bir eksikliğimiz vardı. Yani aynı mevkiden 3'ü 4'ü bir takımın tölere edebilmesi çok da kolay olmuyor. Karşılaşmanın hemen başında 10. dakikasında golümüzü atan Ali Yakup da bir sakatlık karşılaşma içerisinde geçirdi. Sonuçta orta saha mevkindeki 5 futbolcumuzun 3'ünü kullanamaz şekliyle bir ikinci yarı oynamak durumunda kaldık. Ve orta sahadaki üstünlük bu şekliyle rakip Çarşamba Spor'a geçti. Çarşamba Spor derken buradan renktaş ve kardeş kulübümüz Çarşamba'ya da bundan sonraki başlarında başarılar diliyorum. Çarşamba kadrosu sezona şampiyonluk hedefiyle, şampiyonluk parolasıyla başlamış. Kaliteli bir kadro. Bizden önceki 3 haftada bir haftası zaten baydı, ligin son sırasında yer alıyor olması falan kimseyi aldatmasın. Çarşamba güçlü bir takım. Bundan sonraki süreçte de Çarşamba'nın alacağı sonuçlardan bunu net bir şekilde göreceğiz. Amasya ve Yozgat'la oynamış. Tarihsiz mağlubiyetler yaşamıştı. Bizimle oynadığı maçta onlar için önemliydi. Bir kurtuluş maçıydı. Bir yeniden umut tazeleme maçıydı. Ve bu maçta da bir birlik skorla geride kalmış oldu. Ligin ilk 4 haftalık dilimini değerlendirirsek 4 hafta 3 galibiyet 1 beraberlik 10 puan namağlup unvanımızla devam ediyoruz. Olumlu değerlendirdiğimizi ifade etmek istiyoruz biz yönetim olarak.